Merhaba Capstru, ben Kaplan Flygon ve Pokemon Ultra Sun Ultra Moon'un yeni bölümünde tekrardan karşınızdayım. Bu bölüm için 25 beğeniyi geçebilecek miyiz galiba bilmiyorum. Çünkü bu 3 bölümü ard arda çekiyorum ama size güveniyorum. Geçebileceğinize de eminim. Geçemeyecek olsanız söylemem. Dexter'ın bizim için bir loto zamanı var. Dexter'dan bir loto yapalım. Bu bölüm ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. En son bu Batı kasabasına gelmiştik. Batı kasabası. Panyola mıydı adı acaba? Panyola kasabası olabilir. Ama şeye benziyordu. Batı filmlerindeki kasabalara benziyordu. O hani kovboyların olduğu, Clint Eastwood'ların olduğu. Çocukluğum onları izleyerek geçti. Düşününce. Tiny Mushroom'u satacağım. Bir dakika, Tiny Mushroom'u satmamam lazım değil mi? Satmam mı lazım? Hayır, satmam lazım. Tamam. Tiny Mushroom'u satmakta hiçbir problem yok. Almam gereken bir şey olduğunu da düşünmüyorum şu an. Ama bu kahveye bir uğrayalım yine de. Alalı saat 3.30. Bize ne ver biliyor musun? Komala kahvesinden ver. 198 dolar. Bir de Starbucks'a pahalı derler. Kesinlikle Starbucks'tan sponsorluğum yok. Madem saat 3.30, kahve içelim. Johto'dan gelen bir şeker veriyorlar bize. Rage Candy Bar. Amaç 2023. Pokebeans veriyor Alolo'ya özel. Pokemonlar onları yemeyi çok seviyor. Pokemon'u onlarla besle ve sana daha iyi davransınlar. Tabii ki de. Birine jelibon verirsen, bean, yani jelibon gibi bir şey sonuçta verirsen seni daha çok sever tabii ki de. Bana da jelibon versen seni daha çok severim. Jelibon güzeldir. Özellikle ayıcıklı olanlar. Doctor Who. Sırf Doctor Who yüzünden. Oh, merhaba. Neden bu şeye batılı çiçeği almıyorsun? Ne oldu? Bize bedavaya süt verdi, güzel. Burada bir totem sticker var, gördüm onu. Brionna'nın Brion 110 pound geliyormuş. Oo, Team Skull. Yo, Vulpix. Bana o şey ver. Şişenin kapağını ver. Niye? Şişenin kapağını ne yapacaksın? Lütfen durun. Bunlar yeni elemanlar. Neye bakıyorsun sen? Bu Pokemon bizim ihtiyacımız olan bir kapağa sahip. O yüzden onu daha iyi bir kullanıma koyacağım. Sadece bu. Sen oradaki lütfen bana yardım edebilir misin? Benden bir parça mı istiyorsun? Sana Team Skull'la uğraşırsan ne olduğunu göstereceğim. Oh, hadi ciddi misin? Bayım, ne var biliyor musun? Pokemon'larımı yeni iyileştirdim. O yüzden... Hadi bakalım neyin varmış görelim. Bir Rattatan var. Ha, Joey aradı. Rattatasını geri istiyormuş. Ta beni Kanto'dan aradı. Rattatasını geri istiyormuş Joey. Çünkü... Rattata'yı da kullanmayı bilmek gerekiyor. Her Pokemon'u kullanmayı bilmek gerektiği gibi. Tamamen senin suçun. Neden sadece o kapağı vermedin bana? Tamam, Vulpix sende kalsın. Bir dahakine insanlara güvenme sana yardım etmesi için. Oh, teşekkürler. Her şey daha iyi olacak şimdi. Kaçıyor. Vulpix kaçıyor. Acaba ne problemi var? Korkmuş olabilir mi hani? Mantıken. Eğer yarın tekrar gelirsen bu hanımefendi, yaşlı hanımefendi memnun etmiş olursun. Yarın mı? Neden yarın geri gelecekmişim? Vulpix nereye gitti ki? Şu evlere girelim mi? Gerek yok hani sanki. Ama giremiyoruz zaten.
Değil mi? Giremiyoruz. Wow, cidden yatay oldukları için giremiyoruz. Neyse biz Painola Ranch'e doğru devam edelim. Painola çiftliğine doğru. Ranch çiftlik demek değil tamam mı? Neyse çiftlikte iş görür şu an. Oo, bir Pokemon savaşı. Ye iç, pardon. Ye uyu ve savaş. Suyum bitti. 3 bölümdür Ultra Sun Ultra Moon çekiyorum. Ve 3 bölümü arasında da suyumu değiştirmedim. Carving. Her şey benim Carving aramamla başladı bugün. Daha 2 video daha çekmem lazım. Su tabancası, su tabancası, su tabancası. Bu Carving Sableye çağırmayacak çünkü su tabancasına gidelim. Su tabancası öldürmüyor. Arthur, cidden gerekli güce sahip değilsin. Sana expert belt vereceğim. Expert belt vereceğim sana. Şu an quick love'ı değiştiriyorum, expert belt veriyorum. En azından yani gerekli güce sahip değilsin şu an. Daha fazla vurmanı bekliyorum. Elizabeth'i yeniyoruz, Madam Elizabeth'i. İngiltere kraliçesini yeniyoruz. Alola'ya gelince tabii kraliçe kimliğinden sıyrılmış bir vaziyette gelmiş. Anlaşılabilir. İnsanların ünlü olduğu için onu tanıyıp rahatsız etmesini istemiyor Elizabeth. Şu an ne uydurduğuma karşı hiçbir fikrim yok. Az önce Elizabeth'i ve İngiltere'yi Pokemon'da canon yaptım. Ve gayet mantıklı bir şekilde canon yaptım düşünüyorum. Expert Belt nerede ya? Neredesin? Neredesin? Burada değilsin. Expert Belt yok. Workout. Burada değilsin evet. Expert Belt çıkmadı mı bize? Expert Belt çıktı bize. Bir dakika nereden? Ha. Bunu isime göre yapınca Expert Belt çıkmadı mı yoksa ya? Burada tam burada olması lazım. Evet, Expert Belt çıkmamış bize. Ben nedense Expert Belt bulduk diye hatırlıyorum. O zaman ne yapabiliriz? Bir dakika, su türü güçlendi, su türü hareketleri güçlenen bir şeyimiz var mı? Yok. O zaman devam edeceğiz böyle, evet. Bir dakika, acaba Expert Belt'e bir Pokemon'u mu verdik? Evet, Manson'a vermişiz. Arthur'a vereceğim, tamam. Manson'a başka bir şey vereceğim. Manson'a da şeyi vereceğiz. Sharp bir iki vereceğiz, en azından Gust'ı güçlensin. Quick Claw'a gerek yok. Sende ne var? Poison Barb var, tamam. Gerçi senden Poison Barb'ı alıp sana şey verebiliriz. Quick Claw verebiliriz. Evet, daha mantıklı oldu. Oh, sen test yapan arasın, öyle değil mi? İyi bir zamanlama var. Captain şu an burada aslında. O yüzden hadi gel bakalım. Aklıma Midtank geliyor. Aklıma Whitney ve Midtank geliyor. Umarım öyle bir şey değildir şu an yapacağımız olay. Ve Midtank'ı gördüm, şu an daha da korkuyorum. Uğradığın için teşekkürler. Panola çiftliğinden gelen mamu sütü en iyi süttür. Çok zengin ve kremalı bir süt. Onları beyaz soslar, beyaz sos ve diğer şeylerde kullanabilirsin. Tadı anlatılamaz bile. İki tane milk tankı var. Çok korkuyorum. O bu arada sana burada seninle karşılaşacak kadar şanslı olduğuma göre senden bir isteğim var. Sana bir iyilik yapacağım. Stoutland veriyor bize. Stoutland senin için itemleri koklayıp bulabilir. Toprağın altına gömülen. Stoutland sürerken B'ye bas ve arama moduna girsin. Hadi kalk ve dene bakalım. Burada bulman için bir sürü şey olduğuna eminim. Stoutland daha sesi bağıracak yaklaştıkça iteme. Eğer Route 5'e kadar gidersen orada Brooklyn Till var. Benim arkadaşım lan orada. Onun için ona benden merhaba de eğer görürsen. Evet, Stoutland'a bineceğiz.
Tam uzaklaştık. Bir fresh water bulduk. Orada da bir şey var suyun içinde ha. Rotom bize itemleri organize ediyor muyuz diye soruyor çantadaki. Bir repel bulduk. Tamam, fena değil aslında. Bu şeylere, normal oyunlarda yaptıkları şeyler Pokemon'lara dayandırmaları güzel olmuş. Route 5'e doğru gitmemiz lazım. Bir Mudbray daha, tam Mudbray yakalamak istiyorum. Bu sefer Aquajet'e gideceğim. Gerçi expert pass var değil mi? Sanırım boysa gitsem en azından expert pass'tan güç almayacak. Bir dakika, tamam. Yakalamak istiyorsak garanti oynayacağız değil mi? Evet, yakalamak istiyorsak garanti oynayacağız. Manson'a gideceğiz. Manson'a gidip gust yapacağız. Mat slav yaptı. Manson etkilemiyor. Güzel. Gust yapabiliriz. Ne, Gust'ın öldürme gibi bir şey olacağını zannetmiyorum. Stamina etkiye girdi. Süpersonik yapalım. Hiçbir şey Manson'ı etkilemiyor. Güzel. Bir Gust'a daha gidelim. Bir gazla daha gidelim. Bir kere de kendini vurursa güzel olacak çünkü defans durmadan artmaya başladı şu an. Bulldoze yapıyor. Aa, bir dakika, keşke gazla gitmeseydim. Lütfen kendini vurma. Lütfen kendini vurma. O kadar sevindim ki şu an yardım gelmediğine. Çantaya. Poketopuna. Poketopunu at bakalım. Kendimi vurup öldürmesini istemiyorum. Çünkü Grand Tour lazım. Evet. Mudbray'ı da yakalıyoruz. Şimdi Mudbray'ı takıma almak istiyor muyum? Almak istiyorum. Ah, Helvi'yi asıl öğretebilirdik. Mudbray'ı takıma almak istiyorum. Güçlü bir gücü var. Yani çok güçlü bir Pokemon. Mudbray 50 katı yükü kaldırabilir vücudunun. 50 katı büyüklüğündeki yük kaldırabilir. Bir isim verelim. Kız mısın, erkek misin? Erkeksin. Hmm. Bray. Brandon koyalım adını. Mudbray, Brandon. Fena yakışıyor da bence, fena da değil. Evet, Brandon'ı partiye ekleyeceğim. Kime gerek yok? Aslında Selena'ya gerek yok. Veya Hallelujah'a veya Manson'a. Şimdi PT gerekli. Selena fazla bir şey yapmıyor bize karşı ya. Hani karanlık türü... Manson yerine de koyabiliriz aslında. Ama Manson'un evrimleşmesini istiyorum. Hallelujah Intimidate'i var. Gerçi Intimidate Growlithe'de de var. Hallelujah'ı çıkaracağım galiba. Quicklove'ı da Brandon'a veririz. Evet, yeni bir elemanımız var takımda artık. Ama Manson yine tozlanmış. Manson'ın zaten tozlanmasına alıştık artık herhalde. Bugünün günün sorusu.
Alper'den geliyor. Pokemon Switch oyun için Diamond ve Pearl remake mi yoksa 8. nesil reboot'u mu istiyorsun diye. 8. nesilde pardon. Diamond Pearl remake mi? 8. nesil mi yoksa reboot mu istiyorsun? Reboot istemiyorum. Reboot istediğim tek şey animeyle. Animeye reboot istiyorum. Hatta animeye yeni bir anime istiyorum. Fazla sevmiyorum animeyi. Bunun dışında ne istiyorum? Evet, güzel bir soru. 8. nesil isterim veya Pokemon Z isterim Switch'e çıkacaksa. Z veya 8. nesil istiyorum. Diamond Pearl remake'i hani Switch'e çıkacak ilk oyun olmasın ya. Switch'te çıktıktan sonraki ilk oyun olabilir ama hani ikinci oyun olabilir ama ilk oyun olmasın. Bu Sabancı'sına gidelim direkt. O yüzden evet 8. nesil izliyorum. Siz de hashtag soruyorum etiketiyle yorum kısmında videoda cevaplanmasını istediğiniz sorular varsa yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Ve Brander Glenn'i yeniyoruz. Burada bir şey var, evet. X-Defense. Paralyze Heal. Bir sürü item varmış. Bir sürü... Bu kadar item aramaya gerek var mı? Yok büyük ihtimalle. Bir Lillipup. Gerek yok. Lillipup yakalamaya gerek yok. Lillipup'tan kaçacağım o yüzden. Lillipup yakalamaya gerek yok. Aa geçtim. Hadi hadi hadi. Süper Repel. Wow, tam Repel'leri buluyoruz şu an. Bir dakika, yanlış yoldan mı gidiyordum? Aa, Totem Sticker'ı. 7. Sticker. Bir dakika, nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Güzel bir soru. Bunların hepsi güzel sorular. Bir Tauros. Tauros'a da ihtiyacım yok. Normal türlü Pokemon... Gerçi normal bir Z var. Ama Intimidate var. Intimidate gördüğüm her Pokemon beni cezbediyor. Ama yok, Tauros'a ihtiyacımız yok. Kaçalım. Tauros'a ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Tam buradan gitmeyeyim. Bir dakika. Ha, tam buradan gideceğiz. Burası neymiş? Pokemon Nursery'si. Evet, burası bildiğim breeding yeri. Rotom bize çantamızda itemler olduğunu söyledi. Ben de zaten Quick Claw'ı Brandon'a verecektim. Bir de Brandon'ı iyileştiremedi. Sütü verebiliriz. Brandon canı kaç? 46. İki tane poşum versek... Arthur'a vermeyecektim. Brandon'a verecektim. Tamam, Brandon da iyileşti. İyi durumdayız şu an. Merkeze gitmemize gerek yok. Special defense. Defense. Ha, bir araba. Hem de arabanın altında mekik çekiyor. Wow. Wow. Cidden o zaman kaslı biri olmalı. Yani arabanın altında düşünsene, arabayla ağırlık çalışıyor. Hulk. 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 Şu an ne fark ettim biliyor musunuz? Siz bu videoyu izlerken ben vizede olacağım. 1 Nisan'da çünkü. Aa, 1 Nisan'da vize olur mu ya? 1 Nisan. Şaka gibi. Tamam, bu espri yaptığım için özür dilerim. Burayı kessem mi acaba? Magnemite'e gidiyorum. Magnemite'in gelmesi Brandon'ın parlaması için mükemmel bir şans. Brandon'a gidelim. Tüm hareketleri ground true Brandon'ın. Brandon birazcık garip. Light screen yaptı hem de. Neyse, ama fizikalim galiba. Fizikal miyim? Fizikal olmalıyım. Ne olduğumu bile bilmiyorum. Rotolighter ne ki? Geç.
Bulldoze yapacağız galiba. Evet, bulldoze yapalım. En iyi hareketimiz bulldoze. Magnet bomb. Magnet bomb çok kırılgan bir hareket. Stamina mı çalışacak? Güzel aslında. Bulldoze'a gidelim. Öldürmesi lazım. 4 kere. Oo, bir canla yaşadı. Sturdy'si var. Ama hızını düşürdük. O zaman ben daha hızlıyım demek. Max level'a gidiyoruz. Evet, Brandon'ın parlaması için güzel bir şanstı. Brandon da bu şansı güzel kullandı. Aferin Brandon. Seni temizleyeceğiz. Mika'yı yeniyoruz. Arabanın altına mekli çekmeye benzemiyormuş Pokemon Savaşı. Tamam, arkada bir poke topu var, gördüm onu. Şimdi Route 5'e nerede? Amulet coin. Uuu, para ihtiyacımız var değil mi bizim? Amulet coin'i bir şehirde verebilir miyim? Uuu, Vator... Bir dakika, ne diyor? Önemli bir şey diyor. Lana onları yendiğinden beri stoğudular, böyle duruyor. Ama yolu kapatıyorlar ve kimse gidemiyor. Lan'dan galiba o kadar korkuyorlar ki kimsenin Vatorium Z hareketi kullanmasını istemiyorlar. Wow. Dexter'ın yine bizim için bir lotosu var. Dexter'ın yine bizim için bir lotosu var. Bakalım ne verecek. Prize money veriyor. Aslında Roto Prize money'leri de kullanabiliriz. Evet, aslında şöyle bir şey yapalım. Çünkü para iyi, para iyidir. Para iyidir. Senna'da... PT'de ne var? PT'de bir şey yoktu. PT'ye verelim. Prize money ve PT ile başlayalım maçlara. Ve maçlara PT ile başlayalım. Suyum bitti. Bir damla suyum vardı, o da bitti. Gerald, Gentleman Gerald. Sableye. Oh. Bir dakika, tamam, sorun değil. Arthur var. Arthur'da Discerning Voice var. Direkt hiç uğraşmak istemiyorum. Arthur'a gidelim. Arthur'a gidelim ve Disarming Voice yapalım. Nightshade yapıyor. Disarming Voice'a gidelim. Super efektif. Çarpı 4. Yok, çarpı 2 pardon. Çarpı 2 super efektif. Super efektif. Super efektif. 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 Çarpı 2 super efektif. Manson oldu, 9. seviyeye yükseldi. Brandon 15. seviyeye çıktı. Ve Double Kick öğrenmek istiyor. Tüm hareketlerin Ground olduğunu varsayarsak Mud Sport'u unutup kesinlikle Double Kick öğrenebilirsin. Hızlıca büyüyorsun. Bu harika. Çok sinsi bir tonda söylettim adama. Neden öyle yaptım bilmiyorum. Route 5'in sonunda Brooklet yamacını bulacaksın. Kaptanlığını orada testini yapıyor. Tam bildiğim iyi oldu. Ben buradaki test gözetmenlerinden biriyim. Rehberlerinden biriyim. Genç test yapanların ada meydan okumasını yapmasına yardımcı oluyorum. Gizemli bir hareket öğrenmek ister misin? Gizemli bir şey öğrenmek ister misin falan, bir şey diyor. Route 5'lik kişileri yen diyor. Tamam, bir şeyler diyor işte öyle. Garip garip şeyler konuşuyor yine ya. Ben niye Tauros kullanmıyorum ki? Bilmem. Lillipop. Lillip, Lillipop. Pop, pop, Lillipop. Kaçalım. Kaçalım, kaçalım, kaçalım. Çünkü burada bir mağara girişi var.
Ama şu anlık giremiyoruz mantıken. Çünkü daha hiçbir şey yapmadık. Bence... Aslında... Stoutland'ı mı kullansak? İten var. Star Piece. Wow, bunu satabiliriz. Breeder Yuka. Morelul. Morelul? O şeye taça dönüşen Pokemon mu? Tamam. PT iyi. Pokemon adı çok garipmiş ama. Morelul. Flame Wheel'a gidebiliriz. Süper efekti vuracak. Effect Spot. Flash. Yine Flame Wheel'a gidelim. Kaçacağım. Full Paralyze oluyoruz. Oh, Morelul. Moonlight. Daha evrimleşmedin bile. Niye böyle şeyler yapıyorsun ki hani? Tackle Mackle yapman lazım. Hadi. Öldürecek. İlk okar vurduktan sonra kesinlikle öldürecek. Küçük bir mantar. Ladybug. Tamam, bir Flame Wheel'e daha gidelim. Paralyze olman fazla durumda değil şu an. Reflect yapıyor. Tamam, şu an işte şimdi Paralyze olmasa değil mi iyi olurdu. Ladybug'dan hızlı olacağımı düşündüm. Ama Growlithe çok hızlı bir Pokemon değil. Her ne kadar dört ayaklı bir köpek olsa da. Growlithe köpek mi? Arcanine aslında daha çok benziyor köpekten. Ama kaplan da olabilir. Growlithe ne? Japon mitolojisinden bir şey de olabilir. Ama ne, aslan, ben hani bir şey demek zorunda olsam aslan derdim. Hatta keşke şu an Growlithe'in adını Simba koysaydım. Ama hayır, onu şeye koyar. Onu şeye koy. Simba'nın adı Simba şeye koy diyor. Paruara konuluyor. Tamam. PT koyduğuma memnunum. Köpek gibi. Hala Flame Wheel vuramadım mı ben? Bu kadar konuşuyorum. Mach Punch yapıyor. Ladybug Mach Punch mı öğreniyor? Kaçıncı kere paralyzedim ben ya? Reflect bitti, ben hala vuramadım. Nerede paralyzedim benim? Bir dakika, şu berilerde paralyze iyileştiren bir şey varsa onlardan kullanayım. Beriler yok. Beriler... Ha. Beriler yok işte. Ha, burada. Poison, Confusion, Sleep. Paralyze'ı kullanalım ya. 5 tur boyunca yapmam gereken şeyi yeni yapıyorum. Mach Punch'a gidiyor tekrardan. Tamam, bakalım şimdi, pardon yanlış kırdım. Şimdi Flame Wheel'ı ne kadar iyi kaldıracaksın? Reflect'e gittiğine göre. Bir sürü Mach Punch yedim boş yere ama. Bak. Senna 20. seviyeye yükseldi. Ve Yuka'yı yeniyoruz. Yuka'yı yeniyoruz. Ama bunlar ne için? Bunları neyle çıkaracağım? Bununla mı? Evet. Tarakla. Yalnız Pokemon'ların farklı kirlenmesi güzel olmuş. Mesela Growlithe'in tüylerinin bozulması çok mantıklı bir şey. Beğendim şu an bunu. Şu an bunu tuttum. Bu özelliğini tuttum oyunun. Skull. Merhaba gençler. Squat yapmak cidden kaslarımızı güçlendiriyor. Ama şimdiden bacaklarım ağrıyor, hareket edemiyorum. Ben de Alolan sumosunu yapmıyorum. Hayır, Alolan sumosunu yapmıyorum. Kesinlikle Kavun Halo gibi olmaya çalışmıyorum. Hepsinin problemleri var. Hepsinin problemleri var. Bir kere öyle gezinmek problem. Lissandra görse mesela... Lissandra görse skallardan nefret ederdi bence. Bir tek savaşı mı yapacağız? Bayağıdır tek savaşı görmüyordum. Bir tek savaşı yapsak iyi olur. Suyum yok. İkizler. İska ve Niko. İsa ve Niko. İsa. Ve PT ile Selma aslında fena bir ikili değil burada. İki tane dört ayaklı hayvanımız. Pokemon'umuz. İki tane dört ayaklı Pokemon'umuz sağda. İki tane çimen türü Pokemon'a karşı. PT Flame Wheel'a gidebilir.
İlk başta Cotonou'dan kurmak istiyorum. Sen de fake out yap bu sırada. Çok mantıklı. Petal ile fake out yap. Bir canla yaşadı. Wow. Ve Mega Drain'e gitti. Wow. Petal ile Flame Wheel. Swift ikisine de vuracak. Z Swift neymiş bakalım. O da Breakneck Blitz'e dönüşüyor. Breakneck Blitz'e gerek yok, normal Swift yapalım. Çünkü normal Swift iki Pokemon'u da vuruyor. Şah 22. seviyeye yükseldi. İsa ve Neko'yu yeniyoruz. Şeyin tarağın üzerindeki desen Tyrantar mı ya? Tyrantar'a benziyor tarağın üzerindeki desen. Oh ho. Ve yeni bir eleman var. Adamı tekrardan kaybettim. Ve birazcık garip duruyor. Korkunç duruyor. Bunu ciddiye alıyor musun ki? Alıyorum, evet. Tabii ki de ciddiyim. Gerçekten eğleniyorum. Eğlenmek mi? Pokemon savaşlarından sadece sahip olduğun her şeyi ortaya koyduğunda eğlenirsin. Ve belli ki sen bunu yapmıyorsun. Wow, hey, Captain. Bu adam çok korkunç. Sen Captain'sın demek ki. Hayır, ben değilim. Evet, benim. Çok dikkatli değilim. Bazı Pokemon'ların bile senden daha iyi bir kendini sunma becerisi var. Ben Gladion. Ben ve partnerim Type Null. Daha güçlü olmak için antrenman yapıyoruz. Daha güçlü olmamız lazım. Gerçi şu an birçok zamanımız Team Skull'a onların işlerini yaparken yardımcı olmakla geçiyor. Savaş benimle. Ayrı bir cevap olarak almayacağım. Sesimi çok garip yaptım. Kendimi şu an Batman sesi yapan Crystal Veil gibi hissediyorum. Artık bu sesten çıkmam lazım. Ama çıkasım da yok, çok güzel bir ses. Tüm onca havalı bir ses yaptım sana ve ilk attığım Pokemon Zubat mı? Gladion, şu an senden o kadar vazgeçtim ki. Sana karşı olan tüm saygımı yitirdim şu an. Hatta ilk Pokemon Zubat. Şu an ne istiyorum biliyor musun? Çağ'a gideceğim, Honkloze yapacağım ve sweep atacağım. Çağ'a gidip Honkloze yapıp sweepleyeceğim Gladion'u ve o da kendine yeni bir başlangıç Pokemon bulmak zorunda. Faint Attack yapıyor. Faint Attack ne? Hadi. Honkloze. Rustum da var. İki tane yapacağım hem de. Evet, iki tane Honkloze yapacağım. Çağ'ın High Jump gören düşünsenize Honkloze'la beraber. Uff. Tabii ama Brick Break'e gitmeyeceğim. Çünkü Brick Break 4 kere resist ediyor. Ama Aerial Ace öldürecektir. Scratch yapıyor. Scratch. Scratch ne? Aerial Ace'e gidelim. Kaçırma şansı yok. Şu an Gladion'a olan tüm saygım. Tamam, bir dakika, Zubat olabilir, umurumda değil. Gerçekten Zubat olması umurumda değil. Ama Zoroa'yı Zora kullanıyor bir kere ve bunu hani cidden adam akıllı kullandı. Harika bir şey. Şu an Gladion iyi bir rakip. Evet, şu an az önce dediğim Zubat'a attığında ilk dediğim şeyleri geri alıyorum. Gladion harika. Ama Brick Break Type'ından kurtulacak. Çünkü Shaw da harika. Git azıcık daha antrenman yap. PT 19. seviyeye yükseldi ve Reversal öğrenmek istiyor. Reversal neydi? Canı azaldığında rakibin canını
Daha çok reversal gerek yok. Gerek yok, reversal'a gerek yok. Brandon 16. seviyeye yükseldi. Gladion'u yeniyoruz. Ne kadar rahatsız edici. Böyle bir başarısızlık benim içim değil. Daha güçlü rakiplerle savaşmaya devam etmeliyim. Hala hazır değilim. Şu rakipler mi? Oradaki çocuk. Pokemon'ları güçsüz değildi. Ve evet, savaşmaktan eğleniyor olabilir. Ama bu evlat. Oo, şeyden bahsediyor. Haladan havudan bahsediyor galiba. Bunu sadece bir bahane olarak kullanıyor. Kauna halayı yenemeyeceği, Kauna'yı yenemeyeceği için. Çünkü Çünkü hala ciddiyken onu yenemez. Büyük babamı tanıyor musun? Bir dakika. Bir şey oldu mu düşünüyorsun? Sana bak küçük Gladion. Havalı bir çocuksun, öyle değil mi? Senin gibi evsiz bir çocuğun belsiz çıkması da bir sorun değil. Merak etme. Ben de ikimizi de yetecek kadar arka kemik var. Şeyok'tan vazgeçin. Ha? Beni yenemeyeceğini biliyorsun. Pokemon'larını boş yere acı çektirme. Onlar iyi Pokemon'lar. Bunca yolu geldik. Başka bir şey ne için? Zamanımızın büyük kaybı için. Sana teşekkürler. Eğer yolunuza çıkmasaydın şimdiden Brooklyn'deki totem Pokemon'u çalabilirdik. Hadi buradan gidelim bak. Murkrow ağlıyor. Çünkü uçma zamanı geldi. Dinle Gladion. Patron seni beğeniyor, bu doğru. Ama bize yardımcı olmak için buradasın. Ve sana ihtiyacımız olduğunda. Team Skull'ın bir parçası değilsin. Asla dolamayacaksın, anladın mı? Buna alışsan iyi olur. Team Skull arasında bir çekişme var. Teşekkürler Captain ve Growlithe de teşekkürler. İkiniz de her şeyi yaptınız. Görünüşe bakılırsa takımı daha da iyi antrenman yaptırmam lazım. O yüzden sıradaki hedefim Brooklyn'deki test. Hey Captain, bunları da yanında al. O adam meydan okumasını beraber tamamlayacağız. 3 tane revolver var. Ben hiçbirini henüz kullanmadım. Biz de bölümü burada bitireceğiz. Ama önce Dexter'a cevap verelim. Brooklyn ile gideceğiz bir sonraki bölüm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve dediğim gibi hashtag bölüm sorusu, pardon, hashtag soruyorum etiketiyle videoda cevaplanması için, bir sonraki bölümde cevaplanması için veya bir sonraki birkaç bölüm sonraki, anladınız. Cevaplanması için sorunuzu yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi bir gün geçirin. Sosyal medya linklerim aşağıda var. Takip etmek isterseniz, ama ne yaparsanız yapın, fantastik yapın.